Şimdi işin farklı bir boyutunu konuşacağız. Huzursuz bağırsak sendromu konuşuyoruz. Duydunuz mu? Hepiniz biliyor musunuz? Niçin bağırsak huzursuz olur sizce? Stresten hocam. Stres huzursuz edebilir değil mi? Edebiliyor. Ben çünkü yaşıyorum. Strese girince ne oluyor şimdi strese girince? Bağırsak çalışmıyor yani. Sizde çalışmıyor. Kimisinde de çok çalışabiliyor. Evet. Değil mi? Bunun farklı tipleri var. Şimdi tiplerini, tedavilerini ve yaklaşımlarını konuşmak üzere Profesör Doktor Orhan Tarçın geliyor efendim. <laughs> Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim himayet. Huzursuz bağırsak sendromu nedir? Bağırsaklarımız neden huzursuz oluyor? Huzursuz bağırsak sendromu demek, karın ağrısıyla beraber dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, yani ishal veya kabızlığın bir arada olmasıdır. Ama hastamızın bir de şişkinliği vardır. Fakat tabii her karında ağrı, kabız veya ishal olan huzursuz bağırsak sendromu hastası değildir. Çünkü bu şikayetlerin en azından 3 ay boyunca olması lazım ve her ay en az 3 gün sürmesi lazım. Evet, bununla ilgili bir animasyonumuz var. Tipleri açıkladığımız daha doğrusu kutularımız var. Onları hep birlikte açalım. Hocam da bize yorumlasın. Şimdi kabız ishal olabilir diyor. Kabız olabilir evet, diyor. Karışık olabilir var, diyor. Evet. Ve açıklanamayan evet. tipler olabilir. Şimdi kabızlığa evet. baktığımızda diyor ki yani bu insanların diyor semptomlarının %25'inden az olmamak kaydıyla kabızlık evet. ön planda. Evet. İshalde %25 işte ishal daha çok, ondan sonra karışıkta her birinin böyle bir arada olduğu bir tablo, bir de açıklanamayan tablolar var. Evet. Yani gördüğüm kadarıyla bu kişiler hem kabızlık şikayeti çekebiliyor, evet. hem ishal şikayeti çekebiliyor, hem bir gazlanma falan bir şeyler olabiliyor. Tabii şişkinlik vesaire. de oluyor. Nasıl oluyor da bu kadar farklı tabloyu bir hastalık çatısı altında değerlendiriyoruz? Şimdi şöyle bir şey var. Yani bunun sebebini aslında tam olarak bilmiyoruz. Ama genelde bu hastalık başlamadan evvel öncesinde bir ishal atağı e, olabiliyor. Mesela amipli dizanteri veya giyer diye dediğimiz e, parazite bağlı enfestasyonlar olabiliyor. Veya kişinin öncesinde geçirdiği bir psikojenik travma olabiliyor. Bir de genetik yönü de var bunun. Ailesinde huzursuz bağırsak sendromu olan kişilerde huzursuz bağırsak sendromu daha çok görünüyor. O panik atağı falan olan insanlarda da görülebilen bir şey mi? Tabii 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 panik atak. Daha çok böyle titiz, dikkatli, itinalı, biraz hassas kişilerde bu daha çok görülüyor. Fibromiyajı yani, gibi. Tabii. Mesela bu hastanın komponentlerinden bir tanesi de aslında fibromiyajidir. Diğeri de migrendir. Bir de idrar bozukluğu da vardır. Çok sık tuvalete giderler, idrara giderler. Tabii olurlar ama beraberinde idrara da çok sık çıkabilirler. Sonuçta bir psikojenik komponenti de var. Genelde ee, bu grup hastaların yüzde %40'ında depresyon vardır. Fakat burada en önemli şey şu. Hani burada bağırsakta e, ağrıyı algılamada bir artış vardır. Sindirim sisteminde ağrıyı e, algılayan e, sensörler deriz biz. Sensörlerin hassasiyetinde bir artış vardır. Ve bütün bu şikayetleri o yapmaktadır. Şimdi şöyle normalde sindirim sisteminde alıcılar vardır bağırsak duvarında. Buyur, Mesela gösterelim. şurada gösterebiliriz. Hatta ata birkaç şey biz göstermiştik. Sindirim sistemi duvarında örneğin kolonda alıcılar vardır. Bağırsak yakın kesin ağrısızı olmaz ama bağırsak gaz verdiğinizde çok şiddetli bir ağrı olur. bu ağrıyı algılayan da özel sensörler alıcılar bağırsak duvarındadır ve normalde bunlar 5 şiddetindeki gazı algılayıp beyne gazım var, ağrım var diye sinyal gönderirler. Ama gaz illa ağrı demek mi? gaz gaz ağrı demektir. şişkinlik veya karında rahatsızlık hissi demektir. Ama bunlar tabii bunlar basınç reseptörüdür aynı zamanda. Oradaki dışkıyı da algılarlar. Yüksek volümlü dışkı veya alçak volümlü dışkıyı algılarlar. Yine beyne sinyal gönderirler. Ee, Tabii bu alıcıların zamanla hassasiyeti değişir. Eşiği normalde 5 şiddetindeki gaz veya dışkı varlığı veya oradaki gerginliğe göre ayarlanmıştır baştan ama sonrasında bu aşırı titiz dikkatli kişilerde 4'e 3'e 1'e düşer. Hatta normal gazı bile olması gereken gazı bile şişkinlik olarak algılar. Stres oluyorum, kavuz oluyorum dedi. Tabii. Hatta şöyle, buyurun dinliyorum. Evet hocam aynen ne zaman üzülsem, strese girsem ben tıkanıyorum yani. Yani taşlaşıyor Günlerce çıkamıyorum. Sancı da oluyor. Evet. Stres. Hem de dışkılayamama gaz birikimi de yapar mı bu? Tabii. Yoksa... Bu gibi huzursuz bağırsak sendromunda en önemli komponentlerden, teki bileşenlerden teki de kişinin gazı dışarıya atamamasıdır. Ağızdan veya özellikle makattan gazı dışarıya atamamasıdır. Hatta bunu testlerle de ispatlamış durumdayız. Yani kişi zaten huzursuz bağırsak sendromunun tanımında bir de şu vardır. Evet, karında ağrı vardır. Şişkinlik de vardır kabızlık veya ishal vardır ama kişi tuvalete çıktıktan sonra veya hafif bir gaz çıkardıktan sonra bu şikayetlerinde azalma olur veya şikayetler geçer. Bu da kriterlerden bir tanesidir. Ee, tabii burada şöyle bir şey var. Bazen karışık da olabiliyor. Örneğin öğrencimiz var. Sınava hazırlanıyor. Bir aydır çalışıyor. Çok strese girdi ve arkasından kabızlık ortaya çıkıyor. Sınava giriyor, bitiyor. Bittikten sonra da ishal atakları ortaya çıkabiliyor. Hadi Bu değişken de çözülüyor. olabiliyor. Çözülüyor. Tabii, tabii. Yani hanımefendi de böyle mi oluyor? Ama kimisinde devamlı kabızlık oluyor ve o durumda biz e, tabii müdahale etmek kabızlık kalıyoruz. Kabızlık nasıl çözülüyor peki? Kendiliğinden mi yoksa bir şeyler yapıyor musunuz? Yok, kendiliğinden hocam. Hiçbir şey yapmıyorum. Bir anda ishale mi dönüyor? Bir ev, aynen öyle. Evet. Bahsettiğiniz tablo. Evet. evet. Rahatlayınca. Yani, Tabi depresyon veya o sıkıntı, o can sıkıntısı, o stres faktörü bizi evet. bastıran şey. Geçince e, neyse, ben rahatlayınca, o... stresim evet. geçince, kendim rahatlayınca, bakıyorum bağırsaklarım da rahatlıyor yani. Buyrun efendim. İyi günler hocam. Hocam günler. benim sorum ben iki yıl önce dediğiniz gibi ben bağırsaklarda aynı huzursuz bir sendrom geçirdim. Ağrılı bir sancı. Böyle şişti. Genellikle şu sağ tarafımda. Evet. İşte gittim hastaneye. Midemde ve bağırsamda mikrop bulundu. İşte 3-4 ay tedaviyle şükür geçti. Fakat ishalle şey oldu. Benimki başladı. Evet. Ondan sonra mikrop bulundu. Şimdi iyiyim. Acaba var, ileride evet. yine olma ihtimali var mı midemde? Şöyle yani burada yani mide mide için bir şey o daha farklı bir konu oluyor ama genelde huzursuz bağırsak sendromunda 3-4 ay sürmüş bu olay zaten. Genelde öncesinde bir ishal hata olabilir. Biraz evvel bahsettiğim böyle mikrobik ajanlara bağlı. Ha, o mikrobik olabilir. ajan ortadan kalksa ha, bile söylediler ki devam bağırsakta eder tekrar şikayetler. olabilirmiş mikrop. Bu doğru mu acaba? Efendim? Mikrop yeniden olabilirmiş bağırsakta. Şimdi bakın bağırsakta zaten neredeyse 100 trilyon mikrobik ajan var ama huzursuz bağırsak sendromunda şöyle bir şey var. Evet sebebini tam bilmiyoruz. Bazı faktörler var öncesinde ama bir de bildiğimiz şey bu bağırsaklık mikroplar arasında bir denge vardır bunların sayısında azalma olursa veya bazılarının miktarında artış olursa yine huzursuz bağırsak sendromu olabileceğini düşünüyoruz Buna biz disbiyoz diyoruz. bağırsak içi mikrobik ajanların dengesinin bozulması sanırım size ondan bahsetmişlerdir mikrobik ajanlar var ama dengede bozulma var bazısı artmıştır sayıca evet, şimdi bu tabloyu Aslında açıklayacak bir durumumuz var yani hep konuşuyoruz değil mi bugün günümüz ...olmaya başladı, probiyotikler. Evet. Şimdi bir bakalım neler oluyor bu bağırsak dengesinde e, mikropların e, sorunu olduğunda. Bağırsağımızda bir tahtravalli var adeta, durduralım. E, bu tahtravallinin bir tarafında iyi, iyi mikroplar var, değil, yani değil, yeşil evet. tarafta. Diğer tarafta kötü Küçük, mikroplar var ama mikroplar. bunlar bir dengedeler sürekli. Evet. Devam ediyoruz. Bu denge bazen bozulabiliyor ve büyük, kötü mikropların sayısı artabiliyor. Evet. O zaman ne başımıza geliyor? Şikayetlerimiz oluşabiliyor. Sindirim şikayetleri, bak karnımız büyüdü, gaz oldu, evet. devasa bir hale geldi. Evet. Sonra biz ne yapmamız lazım? Bunu bir şekilde dengeye sokmaya gayret ediyoruz ve uğraşıyoruz. Ve neler geliyor? Sonrasında ortaya koruyucu pelerinli şeyler evet. geldi. Evet. Süpermen gibi probiyotikler geldi. Hep bahsediyoruz probiyotikleri, evet. hocamdan da şimdi konuşuruz. Probiyotikler geldikten sonra, görelim arkadaşlar... Probiyotikler geldikten sonra ortalıkta bir adeta savaş ortaya çıkıyor ve onlar kötüleri bastırıp tekrar dengeyi korumaya gayret ediyorlar. Evet aslında olay bu. Evet. Yani bir ve sonrasında da tekrar dengeye oturuyor ve şişen karnımız da geri gelmiş oluyor. Böyle bir denge. Evet. Probiyotikle beslenmek son yılların popüler şeylerinden bir tanesi. Ama evet. okuduğumuz araştırma hep bize şunu söylüyor. Diyor ki evet probiyotikler sağlıklı olmanızı sağlayacak. Vücudunuz için, bağırsaklarınız için çok önemli şeyler ama... ...rafta aldığınız, işte kutunun üzerinde yazıyor milyon tane bilmem ne var diyor içinde. İşte hep probiyotik sayılarından, bakteri sayılarından bahsediyorlar kutularda. Evet. Ama bunların yarısından fazlası ölü diyor. O yüzden siz aslında probiyotik takviyesi evet önemli olsa da kısmen destek sağlar. Önemli olan yeme alışkanlıklarınızı da buna göre değiştirmeniz lazım evet. diyorlar. Ve evet. probiyotiklere baktığımızda neler var? Fermente olmuş gıdaları daha çok görüyoruz burada. Tabii. Şimdi evet probiyotiklere ihtiyacımız var bizim ama son zamanlarda şöyle bir şey oldu. Kutu kutu probiyotik tabletler kullanılıyor ve bunun açıkçası gereksiz yere kullanıldığını Değil düşünüyorum birçok durumda. Şimdi şöyle bir şey var. Evet kişide ishal var. Ve bazı ishal durumlarında biz bu probiyotikleri veririz. Bir ikincisi özel bir Clostridium difficile enfeksiyonu vardır, bunda da biz kullanırız. Biz hatta dışkı transplantasyon da yapılabilir. Ama her durumda probiyotik kullanılmaz. Eğer ki probiyotik almak istiyorsanız yapmanız gereken şey günde 100 gram kadar yoğurt yemek ve aynı zamanda kefir içmek. Ev yapımı kefir, yoğurt. Tabii yoğurt ev yapımı olacak ama kefir'i ayarlayabilmek, suşları tutturabilmek çok zor. Kefir hazır almak gerekecek. Evet, ve, bu... ve bu yeterlidir. Bunun üstüne tablet almanıza gerek yok. Ama illa bozukluk varsa, huzursuz bağırsak sendromu gibi şikayetler varsa o zaman bir gastroenteroloji uzmanına danışmak lazım. Çünkü kafamıza göre olan herhangi bir probiyotiği alamayız. Çünkü şöyle bir şey var. Evet... Huzursuz bağırsak sendromunda probiyotiklerin e, belli bir kısmının faydalı olduğunu biz biliyoruz ama bunlar az bir kısım yani birçoğunun içinde bulunanlar aslında huzursuz bağırsak sendromunda çok etkili değil ve çalışmaları yapılmamış tamamlanmamış önemli olan çalışmaları yapılmış tamamlanmış olan probiyotikleri kullanmak. Bunu da hekiminize danışabilirsiniz. Evet 100 gram e, probiyotik dediğimiz yani bir kase yoğurt yemeniz, küçük bir kase hatta yoğurt yemeniz yeterli olacak ama ev yapımı olmasına tabii, mutlaka dikkat etmeniz tabii 200, gerekiyor. Tabi kefir almıyorsanız 200 200 almak daha iyidir ama dediğim gibi 100 gramlık e, bir yoğurt yetebilir. Bir de yanında eğer kefir alıyorsanız. Bunlar mı hocam? Şimdi şu var, bu huzursuz bağırsak sendromundaki durumunu açıklama e, için kullanıyoruz biz bunları. Normalde hepimizin bağırsağında midesinde bir miktar gaz var. 100-200 mililitre kadar. Burada görüldüğü gibi bu sarı balondaki kadar gaz hepimizde var. Ama altta yatan bir organik hastalık varsa, herkese de huzursuz bağırsak sendromu demek zor. Öncesinde huzursuz bağırsak sendromu demeden evvel biz kişide çölyak hastalığı var mıdır? Ya da e, ekmeğin içindeki özel bir proteine karşı hassasiyet, intolerans var mıdır? Bunu araştırıyoruz. Bir de süte karşı intolerans var mıdır? Çok yaygın Ve, diyorlar süt. Yaygın süte karşı tür evet. İskandinavya'da veya Avrupa'da e, biraz %10-20'lerde ama Asya'da %40'larda. Bazı ülkelerde %70'e kadar özellikle Çin'de laktoz dediğimiz süt şekerine karşı intolerans var. Onun için biz huzursuz bağırsak sendromu demeden evvel bazı araştırmalar yapıyoruz. Çölyak hastalığını veya ekmek proteinine karşı veya glutene karşı intoleransı test ediyoruz. Bazen hatta laktoz intoleransını test ediyoruz ama gıda alerjisi var mı yok mu? Diye ona da bakıyoruz özel yöntemlerle. Sonra kişide tabii bir kanama bozukluğu veya bir kan kaybı var mı... ...acil bir durum var mı diye tam kan, işte değişik e, in, vücutta inflamasyon var mı... ...onu ortaya koyan markerları ve incelemeleri de yapıyoruz. Yani bir kan tetkiki alıyoruz aslında huzursuz bağırsak sendromu demeden evvel. Ondan sonra basit ilaçlar başlıyoruz. Baktık olmadı o zaman kolonoskopi yapıyoruz, daha derin incelemeler yapıyoruz. Eğer ki bunların sonrasında zaten e, ortaya herhangi bir şey koyamadık organik bir durum yoksa işte o durumda tamam diyoruz. Bu psikojenik kaynaklı olan huzursuz bağırsak sendromudur diyoruz. Gıda testini kendiniz yapabilirsiniz. Bu hoca bahsettiğim işte e, bir şeylere karşı alerjiniz var mı? Acaba onlar huzursuz bağırsak sendromunu tetikliyor mu diye? Artık dünyada çok popüler hale gelmeye başladı eliminasyon diyeti. Evet. Önce gıda bir takdim düşünelim. Gelsin evet. takvimimiz buraya. Kendiniz de bununla birlikte bir analiz yapabilirsiniz. Şimdi birinci hafta öncelikle buna başladığınızda, bu diyete başladığınızda bütün süt ürünlerini, gluteni, pirinci, mısır ürünlerini, kuru baklagilleri, yumurtayı ve kuru yemişi komple çıkartıyorsunuz. Evet. Yani bunların hiçbir tanesini yemeyeceksiniz bir hafta boyunca. Bu çok önemli bir şey. Lütfen bunun listesini alın. E, kritik bir şey. Süt ürünleri, gluten yani ekmek proteinleri, pirinci. Mısırı, kuru baklagili, yumurtayı ve kuru yemişi bir hafta boyunca hiçbir tanesini yemiyorsunuz. Sonra devam ediyorsunuz ve ikinci hafta geldiğinde lütfen burada durduralım. Birinci gün yani Pazartesi günü sadece bütün iptal ettikleriniz hala iptal vaziyette sadece sütü geri koyuyorsunuz. Evet. Bir şikayetiniz var mı yok mu? Sütle ilgili bir şikayet ortaya çıkıp çıkmadığını o gün görüyorsunuz. Evet. Yoksa salı gününe geçiyorsunuz. Salı günü e, ikinci gün yani gluteni koyuyorsunuz. Yani ekmek proteinlerini koyuyorsunuz. Yine bir şikayetiniz var yok. Buna göre bir sonraki güne. Bir sonraki gün nişasta, pirinç. Sonraki gün mısır. Sonraki gün kuru baklagil. Sonraki gün artık yumurta. Ve ertesi günde, haftanın son gününde kuru yemiş ekliyorsunuz. Bunların hepsiyle tetiklenme şansı var. Ama ilk tetiklenen sizin aslında rahatsız eden şey olabilir. Bu evde yapabileceğiniz basit bir yöntem. Ondan sonra bunun sonucuyla da tekrar bir gastroenteroloji hekiminize danışabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Ve bunlar da yoksa psikolojik diyorsanız da bir kolonoskopiye de ihtiyaç olduğundan bahsettiniz. Evet, evet. Nasıl yapılıyor kolonoskopi? Şimdi kolonoskopiyi şurada gösterebiliriz. Hatta şu cihazla da gösterebiliriz. Tabii. Ben şunun verebilir miyim? Lütfen. Şu şu kısmını sana versem. Tamam, tuttum. Evet. Şimdi bu tabii İstersen sen şöyle alayım ben. Lazım, seni. Tamam evet, tabii. Yani e, çok değerli cihazlar. Bunlar 9 kanal içeren, özel ışıkları olan, e, çok değişik özelliklere sahip olan ve içinden özel kanalları olup tümörü temizleyebilen veya varisleri, darlıkları giderebilen cihazlardır. endoskoplar. Çok teknolojik cihazlardır. Şimdi biz bunları kullanırken hem mide hem de kalın bağırsak için kullanıyoruz. Ben önce mideyi göstereyim. Lütfen. Sonradan da kalın bağırsak için olanı gösterebiliriz. Şimdi normalde ağızdan biz endoskopu yutturuyoruz. Hani bilmiyorum içinize mutlaka yaptıranlar vardır. Öncesinde hastamızı uyutuyoruz. Uyuttuktan sonra yemek borusundan giriyoruz, mideye ilerliyoruz ilerliyoruz. Sonra mideyi inceledikten sonra 12 parmak bağırsağına geçiyoruz. Tabii 12 parmak bağırsağına geçtiğimiz zaman en çok ülserler 12 parmak bağırsağının bir ucu oluyor. Tabii. Ve buradan aşağıya çeviriyoruz ve 12 parmak bağırsağın daha derinliklerine doğru gidiyoruz. Bakın burada zaten safra kanalının açılımı var. Sonuçta biz buraya geldiğimiz zaman safra kanalından içeriye girip hatta bazı aletlerle veya bazı çok küçük endoskoplarımız var. Karaciğerin içine kadar gidebiliyoruz. Sonra aleti geriye çekiyoruz. Geriye dönüyoruz ama burada yaptığımız çok özel bir manevra var. Refli var mı yok mu, fıtık var mı yok mu diye tamamıyla tersine dönüyoruz. Biz yukarıya çeviriyoruz aletimizi. Burada yemek borusunun altında bir açıklık var mı yok mu rahatlıkla görebiliyoruz. E, bu cihazların lazerleri ve büyütmeleri de var. Tabii çok e, daha Bunlar gözle görünmeyen şeyleri ortaya koyabiliyor. Mu? Hiçbir zarar yok. Hiçbir zarar yok. Eee bununla parça da alabilirsiniz ve ileri örneğin e, Mesela çölyak hastalığında biz e, hani huzursuz bağırsak sendromundan da bahsediyoruz. Eğer ki buğday proteinine karşı bir alerji varsa 12 parmak bağırsağına gelip buradan parça alıyoruz. Bunu patoloğa gönderiyoruz ve onlar bize e, bunun e, altında yatan bir çölyak hastalığı olup olmadığını söyleyebiliyor. Ama bunların çok büyütmeli olan endoskoplar var. 200-300 büyütmeli. Bu da zaten öyle bir cihazdır. Türkiye'de 2-3 tane var. Daha bu bölgeye geldiğiniz zaman magnifikasyon büyütme yaparaktan şöyle hastalığı olup olmadığını gösterebiliyor. Çünkü parmak Biyopsi almadan bile Almadan bile anlayabiliyorsunuz bu cihazlarla. Çok teknolojiktir. 300 kata kadar yükseltebilen. Artık teknoloji burada ve aynı zamanda lazer özelliği var. Onların içindeki <laughs> o parmaksı çıkıntıların içindeki kan damarlarını bile gösterir ki onlar saç telinin dörtte biri kadar. 300 kat dediğiniz hani bizim mikroskoplarımız var ya. Tabii. Biz mikroskopta yüz büyütmeye geldiğimiz zaman imersiyon yağ koyuyoruz. Tabii. O, o seviyede büyütüp gösterebilmek için. Tabii. 300 kat dediğinizde mikroskobun ötesinde resmen patoloji özel mikroskobu gibi bir şey. Tabii mikroskopik endoskopi diyoruz artık bu cihazlara zaten. Muazzam Ve şey. cidden tanı koymamıza çok çok etken. Biz zaten bu huzursuz bağırsak sendromunda da bunu kullanıyoruz. Tabii aynı zamanda midenin içinde görünmeyen bazı hastalıklarda olabilir normal endoskopların göremediği. Bunların büyütmesiyle ve lazer özelliğiyle de onları görebiliyoruz. Şimdi aynı şeyi biz kalın bağırsak içinde yapıyoruz. Aynı cihazla mı yapılıyor? Aynı cihazla yapmıyoruz. Kolonoskop dediğimiz cihaz <laughs> farklı bir cihaz, daha kalın bir cihazdır. Mideye gelen cihazla kolonda kullanmıyoruz. Çünkü kolonoskop daha uzun olmak zorunda kalın bağırsak tabii daha uzun. Bir de o biraz daha kalındır. Çünkü manevralar yapmak zorundasınız. Çünkü kalın bağırsak böyle bu şekilde olduğu gibi açık değildir. Devamlı taklalar atarak büktümler göstererek gider. Biz biz cihazda girerek üstüne sararaktan zaten devamlı ilerleriz. Sararız, toplarız, tekrar ilerleriz. Manevraları vardır kolonoskopların. Bu ama hasta için kolay bir şeydir. Hasta anlamaz. Damardan küçük bir madde. Hastamız uyur. Bütün kalın bağırsak taraması yapılır. Tabii kolonoskopide makattan girip biz ilerledikten sonra Kalın bağırsağı olduğu gibi görüyoruz ama örneğin içindeki kitleleri görüyoruz, e, tümörleri polipleri görüyoruz, görüyorsunuz. polipleri görüyoruz veya bakın burada duvarı kalınlaştıran içi kırmızı nodüler bir alan var, kron hastalığıdır bu. Bunu görüyorsunuz. Hatta şu son kısımdan ince bağırsağa geçiyorsunuz. İnce bağırsağı da görebiliyorsunuz. Ve huzursuz bağırsak sendromu dediğimiz kişilerin aslında %5-6'sında kron hastalığı vardır. Onun için biz çok dikkatlice bu bölgeyi inceliyoruz ki kron hastalığı dediğimiz bağırsak hastalığını atlamayalım. Yine bazen huzursuz bağırsak dediğimiz hastaların böyle bağırsağın içi kırmızı olabiliyor. Bu da ülseratif kolittir. Bunu da atlamamak ve huzursuz bağırsakla karıştırmamak gerekir. Kolonoskopi bir tarama testi olarak belli bir yaştan sonra kullanılabilir mi? Şu anda ülkemizde 45 yaşından sonra herkesin kolonoskopi olması gerekir. 2 yıl önce alınmış bir kararla 50 idi bu. Daha çok Amerika'daki sisteme göre uyarlanmıştı. Ama işin açıkçası Amerika'da da geri alındı. Bizde de alındı zaten. 45 yaşına gelen herkesin e, kolonoskopi yaptırması gerek. Ha Bu Japonya'da 40 yaşından itibaren her yıl gastroskopi yapılır Japonya'da. Mide taranır. Yani bu bahsettiğimiz hastalıklar ve erken evre mide kanseri daha görülmeden e, tanı koyabiliyor bu cihazlarla ve endoskopik olarak kazınır ameliyat olmadan. Sonuç olarak e, kolonoskopi e, e, Uzak doğu ülkelerinde 40 yaşından sonra 2 yılda bir yapılır. 40, 42, 44, 46 diye. Ama mideye her sene bakılır. Ülkemizde de bunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Özellikle 45 yaşını geçmiş kişilerde hiçbir şikayet olmasa bile kolonoskopi yapılması gerek. Ama eğer ki ailesinde kolon kanseri varsa, sindirim sistemi kanseri varsa, ailesinde polipleri olan varsa, yani iyi uylu tümörler küçük, bunlar büyüyerek tümöre dönüşür. O kişileri mutlaka endoskopi yaptırması gerekir yakınlarında bu hastalık olanların. Ama bazı şikayetleri olanlar 40-45 yaşına gelmese de tabii 20-25 30 yaşında kolonoskopi teklif edildiğinde hekim tarafından mutlaka yaptırmalılar. Evet. Aynı zamanda tabii beslenmemize hep bahsediyoruz. Lif tüketiminin ne kadar önemli olduğuna bir demonstrasyon, bir model hazırladık burada. Ondan sonra hocam da bu lifler hakkında bize birazcık bilgi verebilir diye düşünüyorum. Şimdi daha önce konuştuk sindirilebilir ve daha doğrusu çözünebilir ve çözünemez lifler vardı değil evet. mi? Her sebze ve meyvede aynı içerikte aynı lifler yoktu. Kimisini yediğiniz zaman kabızlığı görüyordunuz, kimisini yediğiniz zaman ishali daha fazla görüyorduk. Biz dedik ki bunu birazcık daha net bir şekilde anlatabilelim. Ondan sonra bu yediğiniz bir yemek olsun, bu da çözünemez haldeki lifleriniz olsun. Çözünemez haldeki lifleri aldığınızda, yediğinizde şöyle bir bakalım nasıl bir reaksiyon oluyor. Böyle çözünemez lifleri aldık. Evet, çözünemez lifler adeta şey gibi. Jel kıvamına geldi. Evet, jel kıvamına gibi geldi değil mi? Şimdi bunu yediğinizde bağırsaklarınıza bu geldiğinde ne olacak? Eğer siz düzgün bağırsak hareketi yapabilirseniz bunu çok rahat bir şekilde Çıkartabilirsiniz çünkü hep hocam bahseder, dışkılamak istiyorsanız gaytanıza, dışkınıza hacim kazandırmak zorundasınız. Tabii, volüm kazandırmak için de bol sindirilemeyen lifli gıda almak lazım. Evet, evet, dolayısıyla hacim kazandırdığınız zaman bağırsaklarınız rahat bir şekilde kasılacak ve e, sindirilemeyen lifleri bu şekilde çıkartmış olacaksınız. Peki, sürekli çözünebilir e, lifle beslenirseniz o zaman başınıza ne geleceğini söyleyeyim. Bu arada çözünebilir lif kaynakları neler hocam mesela? Örneğin muz var. Yine baklagillerin önemli bir kısmı çözünebilir lif kaynağıdır. Muzun lifi çoktur ama bağırsağa gitmez. Örne önemli olan bağırsağa giden çözünemeyen lif miktarını arttırmaktır. Çünkü küçücük bir çözünemeyen lif bağırsağa gidince kocaman olur ve bağırsak hareketlerini başlatır bu sefer. Bu da kabızlığı çözer. Evet. Suda Çöz. çözünen... E, lif'e bu sefer baktığımızda bakalım nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalmış olacağız. Çözündü, bütün her şeyi böyle resmen kendi içine aldı gibi. Evet, bunu bu sefer dökelim. Bu bağırsa bile gitmedi. Biraz öne doğru. Evet, böyle öne bakın doğru. gitmiyor. Evet. Öne doğru şöyle yaptığımız zaman geldi Bağırsağınızın içerisine geldi ama sümük gibi oldu. Dışarıya bağırsak hareketleriniz devam ediyor ama çıkartmakta zorlanıyor. Tek başına böyle resmen burada bir yapış yapış bir kıvam haline geldi. Ve geldiği kıvamda böyle görüyorsunuz. Adeta Evet. çözünebilir liflerde bununla karşılaşıyoruz tabii. Ee, dolayısıyla bu, buna mutlaka dikkat etmek lazım. Dengelemek gerekiyor herhalde. Tabii. Bir de tabii bu gibi bağırsak içi basıncını arttırmak için burada bu çözün e, bu çözünebilir suda çözünen liflerle bağırsak çok çalışır. Çalıştığı zaman da divertiküller olur, cepleşme olur. Onun için mutlaka dengeyi sağlamak gerek. Evet. Burada olduğu gibi aynen bağırsak modeli tabii ki burada. Aynen.